Efendim Melek. Tamam. Sen evde misin? Ben şirkete geçmeden uğrayayım. Görüşürüz. Ulus'taki eve gidiyoruz. Melek'e uğrayacağız. Tamam da abi. Hadi çabuk, 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 çabuk. Kadın nereden çıktı şimdi ya? Şüpheleniyorum abi. Bitmiyor adamın melekleri, şeytanları bitmiyor. Evet, mailinizi aldım. Yalnız bir saat işim var. Ondan sonra size dönsem olur mu? Dön abi. Hayda. Lan Doğan Efendi, Doğan Efendi. Huylu oyundan vazgeçer mi hiç? Hadi bakalım, buyurun. Hadi. Şimdi ben Yıldız yengeme ne diyeceğim ya? Keşke görmez olaydım ha. Ahtapot gibisin ya, her yerde kolun var. Of of. Ne oluyor Seda'yı? Niye ofluyorsun? Bir şey yok yengem. Ne demek bir şey yok? Söyle bakayım, ne oldu? Bir şey yok yengem ya. Nasıl bir şey yok? Suratından belli bir şey var, söyle. Ya yengem, bak sen benim için çok değerlisin. Yani senin üzülmeni asla ve asla istemem ben. Kötü bir şey geliyor. Yengem, ben Doğan'ı takip ettim. Ay. Yapma Seda'yı. Bundan sonra gelecek cümleler hoşuma gitmeyecek galiba. Yenge, Doğan bir eve girdi. Evde bir kadın vardı, çocuklar vardı. Çocuklar buna sarıldı. Ne diyorsun sen? Yengem, Doğan'ın çocukları olmasın bunlar? Saçmalama Seda'yı. Olabilir mi öyle bir şey? Ya yengem, üzülme sen bak. Eğer böyle bir şey varsa erkenden öğrenmiş oldun. Buna mı şükredeyim şimdi? Ya kötünün iyisi diye söyledim. Bana bak, sen bu evin yerini biliyor musun? Biliyorum yengem. Yürü, gidiyoruz. Gidip bakalım, hay Allah'ım, sen koru. Emir'e de söz vermiştim ama artık bu daha önemli bir mevzu. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Doğan'ın karısıyım. Öyle mi? Buyurun, ne vardı? Sizle çok önemli bir konu konuşacağım, müsaadenizle. Çocuklar sizin mi? Evet. Söyleyin isterseniz, odalarına çıksınlar. Biz özel konuşalım. Çocuklar hadi siz yukarı çıkıp oynayın. Ben de geleceğim birazdan. Tamam anne, gel Çınar. Ben Yıldız. Sanırım Doğan benden bahsetmedi. Doğan'ın yeniden evleneceğim müstakbel eşiyim. Haberim yoktu. Birazdan gelecek. İş çıkışı aradı. Siz günde kaç kere telefonlaşıyorsunuz? Bir de buraya da geliyor. Oh ne güzel. Hanımefendi, ben ne demek istediğinizi inanın anlamıyorum. Bakın, beraber olduğunuz kişi evlenmek üzere. Ne? Nene, size haber vermeyi mi unuttu? Ay çok pardon. Buyurun buyurun, açın kapıyı. Üçümüz konuşalım. Yuh ya. Sen gel de gör beni Doğan. Yıldız. Yıldız ya. Senin ne işin var burada? Sen utanmıyor musun başka bir kadına ev açmaya? Bir de çocukların da var herhalde. Ne diyorsunuz siz? Kendinize gelin. Yıldız, sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Delirttin beni. Hanımefendi, sandığınız gibi değil. Ben Doğan Bey'in eski çalışanıyım. Eşimi kısa bir süre önce kaybettik. Yokluğunda da geçinmekte zorlanmaya başladık. En son oturduğumuz evde yıkılınca Doğan Bey bana ve çocuklarıma evini açtı. Ben sandım ki yani... Doğan Bey çocuklarınla babaları gibi ilgilendi. Kızım Melek onu çok sevdi, baba gibi görüyor. Ay. İnanın ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiçbir şey söylemiyor ki bana, ben bilmiyordum. Çocuklarımı yani... okula yazdırdı. Bugün de çocuklara kıyafet getirdi. Melek biraz hasta, onu görmeye gelmişti.
Ne olur daha fazla şey söylemeyin. Vallahi yere yığılacağım. Utancımdan yerin dibine girdim. Bu arada Doğan Bey'in yardım ettiği tek aile de biz değiliz bildiğim kadarıyla. Kimisine iş vermiş, kimisine hastanede tedavi ettirmiş, kimisinin çocuklarına da burs vermiş. Çok özür dilerim, yemin ederim ki bilmiyordum. Yani çok kötü oldum, bana söyleseydi. Lütfen üzmeyin kendinizi bu kadar. Önemli değil. Ay nasıl üzmeyeyim, ne sandım ne çıktı. Tekrar çok özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.